Sevgili izleyiciler, İstanbul 6. Av ve Doğa Sporları Fuarı'na hoş geldiniz. Efendim, şimdi fuarı gezmeye başlayacağız. Bakan Yardımcısı Bey geliyor. Önce bir ondan röportaj yapalım, ondan sonra standları gezeceğiz. Sevgili izleyiciler, Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi Bey standımızı ziyaret ediyor. Efendim hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Yanınızda, ya daha doğrusu sağ yanımızda da bir dostumuz var. Biz sizi tanıyalım. Herkes tanıyor mu? Silah Sanayiciler ve İş Adamlar Dernek Başkanıyım. Adım Cemil Eryürek. 6. Uluslararası Silah Fuarı'ndayız şu anda. Sayın Bakanımız davetimizi kırmayarak bizleri onurlandırdı. Kendisi geçmiş dönemde 3 dönem Konya Milletvekilliği yaptı. Kara avcılığı yasası oluşturulurken çok büyük emekleri, mesai harcadı. Kendisine davet ederken bizde emeği olduğunu, bunun karşılığı olarak bize bu hazzı yaşatmasını diledik, istedik. Sağ olsun kırmadılar. Dar programlarına rağmen bize bir alan açtılar. Kendisine teşekkür ediyorum. Peki efendim, biz de teşekkür ediyoruz. Efendim, nasıl buldunuz fuarımızı? Fuar gerçekten bugüne kadar gördüğüm fuarlar içinde en canlı, hareketli fuarlardan biri. Tabii özellikle SİSİAD Başkanımızın daveti üzerine buraya gelirken ismiyle müsemma derler. Benim de soy ismim Tüfekçi. Ne güzel. Haliyle bu da denk gelmiş. Yani böyle bir güzellik oldu. Yakından da bildiğimiz bir tabii dernek ve bugüne kadar kara avcılığı yasası tasarısında da desteklerimiz olmuştu. Büyük emeğiniz olmuş, öyle diyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nda da biliyorsunuz Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüz var. Özellikle av turizmiyle ilgili, av kotalarıyla ilgili çalışmalar da yapıyoruz. Geçen Yaban TV'den Melih Bey yanımdaydı bundan bir hafta önce. Melih Bey'le de konuştuk. Az önce de bir kendilerine çağrı da yaptım SİSİAD Başkanımıza. Bu avcılıkla alakalı, av turizmiyle alakalı bir çalışma yapalım. Ve bunu daha nasıl ileri götürebiliriz, daha nasıl geliştirebiliriz? Buna yönelik yeni adımlar atma yönünde bir proje üretebilir miyiz diye kendilerine de çağrıda bulunduk. Bir çalışma yapacaklar. Bu çalışmayı bize getirecekler. Biz de değerli bakanımız Veysel Bey ile beraber bir değerlendirme yaparız. Yani Türkiye'nin önünü açabilecek her türlü çalışmada varız. Çünkü bu Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi ile beraber artık Türkiye bizim çağ atlatmamız lazım. Yani bir devler ligine çıkması lazım Türkiye'nin. Bunun da her sektörde yapılacak yeni atılımlar, yeni hamlelerle mümkün olduğunu biliyoruz. Bu anlamda av sanayi dediğimiz silah sanayinde de Türkiye'nin adeta savunma sanayinin alt temelini oluşturabilecek şekilde bir altyapısı var. Böylesine bir güzelliği var. Bunu daha ileri nasıl götürmemiz gerekir noktasında olmamız durumundayız. Ve 15 yıl önceyi hatırlıyorum. Yani bu silah sanayi ile ilgili, av sanayi ile ilgili. Çünkü biz Üzümlü ve Huğulu bizim bölgemiz. Ve aramızda da çok değerli Nevzat abimiz var. Birlikte çok hukukumuz var. Birlikte çok güzel çalışmalar yaptık. İnşallah arzumuz şu, yani bu kara avcılığı yasasında olsun, bu avcılık turizminde olsun yeni adımlar atarak adeta yeni alanlar açalım, ekonomiye yeni katkılar sağlayalım. Çünkü artık Türkiye kabına sığmıyor. Türkiye her alanda, sanayide, tarımda, ekonomide çok ciddi atılımlar ortaya koydu. İnşallah silah sanayisinde de, avcılık alanında da gereken adım atacaktır. Bizler de her türlü desteği vermeye hazırız. Efendim, av sektörü ve sanayisi son yılların patlama noktasına gelmiş vaziyette. Bundan sonra sizlerin de desteğiyle daha da iyi bir yere geleceğini tahmin ediyoruz. Eğer bu destek tabii sürecekse. Özellikle şunu ifade etmek lazım. Türkiye'ye gelen turistler güneş, kum ve deniz olmak üzere daha ziyade sahilde konuşlanıyorlar ve orada duruyorlar. Ama bizim dağ turizmi dediğimiz, avcılık turizmi dediğimiz İç Anadolu'ya da her türlü bölgeye de girebilecek şekilde turistlerin bu çalışmaları üretmemiz lazım. Çünkü ekonomiye asıl katkı bence bunlarda. Yani çünkü turlarla geliyorlar. Deniz, kum ve güneşte turistler bir şekilde faydalanıyor buralardan ama bize katma değeri bence çok fazla değil. Ama bir avcılık turizminin katma değeri daha fazla diye düşünüyorum.
Buna yönelik bence altyapı hazırlığı için olmamız lazım. Buna yönelik adımlar atmamız gerekir. Ya biz de bakanlık olarak eğer yasal anlamda yapılabilecek ne varsa bizler de o desteği vermek isteriz. Efendim sizi yakalamışken hemen avcıların sıkıntısını söyleyeyim. Avcılara biraz torpil yapın. Tabii. Çok sıkıntıları var arkadaşlarımızın. Hep bana aynı şeyi söylüyorlar. Yasa çerçevesinde. Tabii şimdi şöyle, tüfek sanayi hassas bir sanayi. Avcılık hassas bir alan. Çünkü patlayıcı madde içeren bir alanda çalışıyor bu arkadaşlarımız. İster istemez yasan, hukuk zemini dahilinde hareket etmek zorundalar. Ama buna yönelik adımlar atarken de tabii ekonomiye katkı sağlayacak şekilde, bir savunma sanayinin altyapısını oluşturacak şekilde adımlar atarak bizim bu alanı çok iyi kullanarak hem savunma sanayinde hem av turizminde ve buna benzer farklı konseptte geliştirebilecek kapasitemiz var diye düşünüyorum. Özellikle sektörün müteşebbis yapısı buna müsait. Şu fuara gezince bunu daha iyi gördüm ve buna daha çok inandım. Ben şahsen SİAD Başkanımızın nezdinde bütün silah sanayicilerini tebrik ediyorum. Çok iyi bir noktadalar. Devletin tabii kısıtlı dediğimiz bu hassas alanında yasal mevzuata uyarak kendilerini ekonomiye kazandırmışlar, ekonomiye katkı vermişler. Bu anlamda kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah hep beraber bu sektörü daha ileri götürebilir miyiz? Bizler de elimizden geleni yapmaya gayret edelim. Efendim sanayicilerimiz bu konuda, ben Avrupa'daki fuarlara da gidiyorum, bayağı ileri safhadalar. Onun için de vereceğiniz destek, her zaman veriyorsunuz destek de daha çok vereceğiniz İnşallah. Destek. Ülke ekonomisi açısından da inanıyorum ki çok daha güçlü bir sektör haline gelecek. Uluslararası potada da çok güçlü bir sektör görünümündeler. Onun için ben de verdiğiniz bilgilere teşekkür ediyorum. SİAD Başkanı'na teşekkür ediyorum. Hemen Nevzat'a da bir soruyorum. Nevzat Beyciğim, nasıl bakan yardımcısı Bey'le aranız nasıl? Çok iyi. Eskiden beri bir kadim dostumuzdur. Sayın vekilim 3 dönem vekillik yaptığı zamanlardan beri aktif siyasetin içindeyiz biz de. Beraber av sektöründe bayağı bir yol kat ettik vekilimle. Ben biraz ama şey yaptım, avcılara torpil yapın dedim. İnşallah bundan sonra yapmaya gayret edelim vekilimle beraber. Peki. Çok teşekkür ediyorum efendim. Kolay gelsin, iyi fuarlar, hoş geldiniz.